Bir insan gerçekten kendi öz iradesiyle nasıl böyle bir şey içebilir ya? Of, çok felaket canım çekti daha şu an. İçiyorum içiyorum, tuvalete gidiyorum. Lanet olsun, onu denedim ve çok kötüydü. Dileniyormuş gibi oldum ya ben de böyle. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu beni izlediğiniz ilk videoysa eğer, ben Afra. Tanıştığımıza memnun oldum. Kısacası kanalımda diyet günlüklerimi, günlük hayatımdaki eğlenceli kesitleri vloglar şeklinde paylaşmaya çalışıyorum. Tıp fakültesi öğrencisiyim. Okulda bazı içerikler çekmeye çalışıyorum. Bu şekilde sizlerle oluyorum bu kanalda. Bugün günlerden 20 Şubat, yani Perşembe günü. Yarın Cuma. Benim diyetisyen günüm. Haftanın her cuması tartılıyorum. Yani diyetisyene gidiyorum. Bu yüzden genel olarak bir haftayı kısaca bloklamaya çalışıyorum. Kaç kilo verdim, bu kilo verdiğim süreçte neler yedim, bunu size anlatmaya çalışıyorum. Bugün sabah kahvaltımı çekemedim. Çünkü aslında hemen hemen yaptığım bütün kahvaltıların aynısını yaptım. Sadece mantarlı bir omlet yaptım. Yine yanında 4 tane top peynirim vardı. 3-4 tane zeytin yedim. Domates, salatalık, bu şekilde bir kahvaltı yaptım. Hiçbir farkı yoktu. Yine öğlen normalde bir 10.30-11 arası bir şeyim vardı. Bitki çayı içmem gerekiyordu. Kahvaltı biraz geç yaptığım için bitki çayı içmedim. Aslında içsem güzel olurdu. İçmedim. Saat şu an 12.06 geçiyor. 1 gibi falan da öğle yemeğini yiyeceğim. Bugün büyük ihtimalle öğle yemeğinde galiba ananas yiyeceğim. Bilenler bilir, takip edenler biliyor. Haftanın 2 günü ananaslı böyle bir karışım var. Onu yemem gerekiyor öğle yemeklerinde. Hafta sonu bir tanesini yemiştim. Bugün de artık ikincisini yiyeceğim. Çünkü yarın diyetisyene gideceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Öğle yemeğini zaten size tekrar gösteririm. Sabah şu 570 mililitrelik bardağım. Şimdi bu ilk bardağım, daha ikincisine bile geçemedim. Saat 12 oldu. Bunu bitirdikten sonra ikinci, üçüncü derken 4 taneyi tamamlamaya çalışacağım. 2 litrenin üstüne çıkayım. Çünkü normalde aslında benim bu hafta 2 litre su içmem gerekiyordu. Ama ben 1,5'ün üstüne çıkamadım. Hatta birkaç gün 1,5'ün altında bile kaldım. Bu haftaki az kilo verirsem büyük ihtimalle sebebi bu olur yani. Ama umarım istediğim kiloyu vermişimdir. Bir ayı dolduruyoruz cuma günü, biliyorsunuz. Bu bir ay içinde totalde 5 kilonun üstünde vermiş olmak istiyordum. 3,7 verdim şu ana kadar. 1,3 kaldı vermem gereken. İnşallah bunun üstüne çıkmışımdır ve inşallah vermişimdir. Hazır mıyız? Bugün daha farklı bir video çekmek istedim. Daha doğrusu sadece diyet günlüğüm adı altında değil. Hatta size sormuştum. Farklı farklı çek diyen de oldu. Birlikte çek diyen de oldu. Birazcık içine serpiştireceğim sadece bu sefer. Günlük yaşantımdaki şeyleri zaten aktarıyordum. Ama hani böyle ders çalıştığımız, ne bileyim birlikte yemek yediğimiz, sohbet ettiğimiz ama video çok da uzun olmayan tarzı vloglar çekmeye çalışacağım. Hani beğenmezseniz dersleri aradan çıkartırım. Sadece eskisi gibi videolar yapmaya çalışırım ama denemek istiyorum hani bunu. Tepkiler nasıl olacak merak ediyorum. Çünkü sadece sorduğum zaman sadece o iletiyi görenler cevap verebiliyor. Ama videoları izleyenlerin hepsinin tepkisini göreceğim. O yüzden bu şekilde video yapmak istedim. O yüzden birlikte güzel bir gün geçirelim. Hem diyet yapalım, hem ders çalışalım, hem spora gidelim, hem de yemek yapalım. Çok verimli bir gün olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Hadi başlayalım.
Selamlar arkadaşlar. Şimdi öğle yemeği vakti. Maalesef. Maalesef diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki sevmediğim bir şey yiyeceğim. Şöyle bir karışım. Göstereyim size detaylı. Şöyle. İçinde tarçın var. Şunlar ananas. Şunlar ananas. Şurada göremeyeceksiniz çünkü iyicene bulandı artık. Badem var. Tamam mı? Badem, ananas, yoğurt, tarçın. Tamam, böyle bir karışım. Bu yani, bu kadar. Başka da hiçbir şey yok. Şimdi bunu yiyeceğim. Soracaksınız neden sürekli ders çalışma masasında yemek yiyorsun? Çok haklı bir isyan. Ancak peteği öyle bir açmışım ki burası o kadar sıcacık ki. Yani böyle mutfak hafif daha serin. Burada oturup burada yemek yemek daha çok hoşuma gidiyor. Bir de zaten çok dökülecek, dağılacak bir şey olmadığı için, yağlı vesaire bir şey olmadığı için burada da yenilebilir diye düşünüyorum. Şimdi öğle yemeği yemeyeceğim. Sonra tekrar ders çalışmaya devam edeceğim. Gün güzel gidiyor. Akşamüstü spora gideceğim. Spordan gelirken bir şeyler alacağım falan filan. Neyse. Gün güzel devam ediyor. Görüşürüz. Dışarıda felaket yağmur yağıyor. Yani spora gidemeyecek gibi oldum. Sonra kardeşim aradım, dedim ki gel beni arabayla al. Şimdi beni arabayla almaya geldi. Valide geldi. Şimdi o beni spora götürecek. Nerede? Ay. Pardon, getirdim mi? Getirdim. Ay. Selam. Seni çekebiliyor muyum? Allah. Sen ne yapıyorsun dedim. Sporda da video mu çekiyorsun? Yok ya. Sadece spora giderken dönerken. Şimdi marketteyim arkadaşlar. Diyetisyen bana kara buğday gibi bir şey almamı söylemişti. Şimdi size alacağım şeyi gösteriyorum. Şimdi iki tane, bu arada şey demiş bunlar. Glutensiz ürünlerin olduğu rafta ve yurt dışından gelen, Ukrayna diyor burada. Bu. Bu kara buğday. Vallahi şöyle, kalorisi malorisi burada yazıyor. Ama bunu zaten böyle yemelik değil, salatanın üstüne bir kaşık mıydı, iki kaşık mıydı tam hatırlamıyorum. Salatanın üstüne atmam için bunu şey yaptı. Bu kaç gram? 500 gram, bu 1000 gram. Aslında şu daha mantıklı ama bu daha çok hoşuma gitti. Bunu alacağım. Aslında yani 1000 gram 15 lira daha mantıklı. Karar veremedim hangisini alsam ya. Bu da reis, bu da reis. Arasındaki fark ne bunların o zaman? Bir dakika. Bunun Türk malı bu. Ne diyor? Bu anlamadım. Bunun kalorisi kaç? 100 gram için 328 diyor. Bunun 50 gram için 204 diyor. Bu daha kalorili oluyor o zaman. O zaman bunu alalım ya. İkisi de aynı marka değil mi? Evet, aynı marka. Aradaki farkı anlamadım. Bunu alalım. Tamam, bunu alalım. Saçma olacak çünkü ötekini almak. Arasındaki fark nedir bilemedim. Biliyorsanız söyleyin arkadaşlar. Şimdi bütün diyet tariflerde yulaf unu, badem unu falan var böyle. Şimdi birincisi badem unu çok pahalı bir şey. Bunu almam yani. Böyle bir tarifte kullanmak için bunu almam. Öncelikle bunu söyleyeyim. Nohut unu, yani nohut unu bence evet ucuz. Alınabilir. Kuru fasulye unu falan var aşağıda. O da aynı fiyat. Özel protein, böyle bir şey gerek yok. Kestane unu hiç denk gelmedim ama yani diyetlerde bu da zaten pahalı bence. Şimdi bize şey lazım. Yulafın unu lazım, ezmesi değil. Ama nerede bulacağız? Yulaf kepeği değil ya. Şunlar mı acaba? Unu mu bunlar yulafın? Şimdi Hindistan cevizi unu burada 36.95 yani. Gereksiz. Badem unu yine her zamanki gibi çok pahalı. 62 küsur yazıyor. Kinoa unu var galiba. 29.90 diyor. Hindistan cevizi yağının burada fiyatı 60 lira hemen hemen ama indirimden almıştım ben. 19 liraya falan galiba. Evet. Arkadaşlar balığı aldığımı göstermedim çünkü yağmurda çok kaldım. Yağmurda ıslandım. Bu yüzden balığı aldığımı eve yağmurda bayağı ıslanarken bunları falan göstermedim. Neyse balığı fırına koydum.
Şimdi size balığı göstereceğim. Onu yiyeceğim akşam. Başka da bir şeyim yok zaten. Yanında da salatam var. Göstereceğim. Şöyle yarısını yiyeceğim. Çünkü 600 gram falan da aldığımda. Bu da salata. Böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey paylaşmak istiyorum. Çok güzel kamerayı ayarladım. Tam ayarlayamamışım ama. Çok güzel kameranın yerini falan her şeyini ayarlamıştım. Dedim tuvalete kadar gideyim. Ondan sonra geldiğimde videoyu çekecektim. Ve bilin bakalım ben tuvalete gittiğimde kim yerimi işgal etmiş. Anneciğim. Oo, annesinin kuşu. Annesinin bir tanesi. Çok seviyorum seni çok. Aşığım sana. Sen de bana aşık mısın? Sen de bana aşık mısın? Ha? Aşıksın belli. Aşıksın lan. Baksana. Aşık olmayan böyle ısırır mı? Gel kameraya bak bir. Bak. Bak. Ay aşkım. Evet. Üzülerek Boldboy'u yerinden aldım. Şimdi. Arkadaşlar bugün 20'si ayın 20'si fakat siz bu videoyu büyük ihtimalle 22'sinde izleyeceksiniz. Çünkü araya işte başka bir video aldım. Bir de bir gün zaten geçten gidiyorum ya. Siz bu videoyu büyük ihtimalle 22'sinde şey yapacaksınız, izleyeceksiniz. Bugün günlerden Perşembe artık akşam saat 11.30. Bugün genel olarak bugün değerlendireceğim. Daha doğrusu genel olarak bu haftayı değerlendireyim. Yarın da diyetisyende ne kadar kilo verdiğimi görelim birlikte. Şimdi bu haftayı değerlendirecek olursak diyetim değişti zaten biliyorsunuz. Bir de izlediğiniz kadarıyla neler yediğimi az çok biliyorsunuz. Akşam yemeğinde bugün balık yedim mesela. Bu değişmeyen öğünlerden bir tanesiydi balık. Çünkü bir önceki diyetimde de vardı. Öğle yemeğinde mesela değişen bu avokado diyorum. Ananas vardı biliyorsunuz. Ananas çok... Bana göre olmadığını fark ettim. Ananas tek başına çok güzel bir meyve bu arada. Tek başına denedim yani. Dedim ki tek başına yesem nasıl olur acaba? Çok güzel bir meyve. Ancak yoğurtla, bademle, tarçınla karıştırdığın zaman beni çok rahatsız etmişti ilk yediğimde. Bu arada bugün ananaslı o yoğurtlu şeyi yedim. Çektim hiç hatırlamıyorum. Çekmemiş olabilirim. Öğlen onu yedim. Ve şöyle söyleyeyim. O hani bir gün mü, bir gün önce, iki gün önce mi ne ben kesip bademin içine atıp tarçın döküp onu bir kaba koymuştum. Okula götürecektim. Sonra işte okul iptal oldu falan filan. Ben onu buzdolabına koymuştum. O kaptan çıkardım direkt. Zaten hani buzdolabında normal bir kabın içine hava almadığı için şey de bozulmamıştı. Onun içine yoğurdu kattım ve yedim. Ve o 1,5-2 günlük o süre içinde o bademe tarçına o şeyin ananasın suyu birazcık karışmış. Badem falan hafif yumuşatmış. Yoğurdu içine katıp yediğim zaman bana daha böyle şey geldi, güzel geldi. Çünkü bademin o şeyini almış. Daha böyle bademi tatlandırmış gibi olmuş. Ve bugün yediğimde beni ilk yediğim kadar rahatsız etmedi. Eğer siz de mesela hani bu karışımı denemek istiyorsanız bir gün önceden koysanız da yeterli bence. Bir gün önceden işte ananası kesin, bademi tarçını karıştırın. Şeyin içine bir kabın içine koyun. Sonra en son yerken yoğurdu katın mesela. Bana daha güzel geldi açıkçası ve mesela bugün yerken hiç zorlanmadım ve sonuna kadar da bitirdim. Bir öncekinde bitirememiştim. Ve bir öncekinde galiba yoğurdu da çok fazla koymuştum. Mesela iç malzemeleri aynıydı ama yoğurdu çok fazla koymuştum. Yoğurdu bu sefer az koydum. Hemen küçük bir kaba koydum yani. Hem yemem çok kolay oldu bu sefer. Hem de yoğurt çok beni rahatsız etmedi. Bu için güzeldi. Şimdi şuna gelecek olursak bunu hiç hala kullanmadım arkadaşlar. Bunu kullanmadım ama bu gerçekten inşallah işimi görür yani hani sanki o kadar hızlı değilmiş gibi bir his var içimde. Ama bu hafta filtre kahve de az içtim açıkçası çünkü gerçekten benim tüketebileceğim bir şey değil ya. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten filtre kahve seven insanları bir köşeye ayırıyorum ama bir insan gerçekten kendi öz iradesiyle nasıl böyle bir şey içebilir ya? Yani öncesinde şunu diyordum. Şu an diyette olduğum için içmek zorunda olduğum için bunu söylemiyordum ama öncesinde şunu diyordum. Yani hiç mi kendinize saygınız yok? Ama bu sefer şeker kullanmayan insanlar şeker kullanan insanlara şey diyor. Yani vücudunuza hiç mi saygınız yok? Şeker kullanıyorsunuz falan diyorlar ya. Yani o filtre kahve bana hep mecburiyetten içilen bir şeymiş gibi geliyordu. Ama bakıyorum içen insanlar aşık bir şekilde içiyor resmen. Şok içindeyim. Neyse söyleyeceklerim şu yani hani Hindistan cevizi yağı ile okey bir aroması oluyor
Ancak o yağı gerçekten karıştıramazsanız yağ rahatsız ediyor. Beni etti yani. Diğer değişikliklerle alakalı benim haftada 3 öğün sebze yemeğim vardı. 3 öğün derken 3 akşam sebze yemeğim vardı. Bir tane de fırında sebze yemeğim vardı. Genel olarak onları tükettim ki ben bir de sebze yemeğini seviyorum. Yani hani farklı şeyler yapmasını seviyorum. Ama şu an kış mevsimindeyiz ve böyle sanki sebze kısıtlılığı var gibi geliyor bana. Bilmiyorum size öyle geliyor mu? Sebze kısıtlılığı var. Yani böyle hani sürekli döndürüp dolaştırıp aynı yemekleri yapıyormuşum gibi hissediyorum. Mesela karnabahar yapıyorum. Bir fırında yapıyorum. Bir işte hani hafif zeytinyağında kavurarak yapıyorum. Ya mesela şey olsa, tam şeyin mevsimi olsa, mesela taze fasulye mevsimi olsa var. Of, taze fasulye bir güzel yenir. Bir güzel, oh. Of, çok felaket canım çekti daha şu an. Yani taze fasulyeyi çok güzel yaparım ve bayılırım. Ancak mevsim olmadığı için çok da pahalı yani şu an. Ben baktım geçen, yani böyle bir paketi sarmışlar 30 lira falan, dedim ki taze fasulyenin ederi bu değil yani. Hani o kadar da değil. Neyse. Başka sebzem olarak işte patlıcan çok severim. Türlü gibi falan yaparım. Onu yaptım, yedim. Ne yaptım? Mantar yaptım. Onu yedim. Onu fırında yaptım. Kabak yaptım. Kabak yedim. Yani döndürüyorsun, dolaştırıyorsun. Aynı şeyler aslında karşında çıkıyor. O yüzden böyle sebze yemeği yapmayı, yemeyi seviyorum ama kısıtlı olduğu için üzgünüm. Birazcık daha mevsim ilerledi, şey, hani sebze çeşitliliği arttıkça benim de şeyim genişleyecek. Şimdi bitki çaylarına gelirsek, hiç gelmek istemediğim bir nokta. Bitki çaylarını çok tüketemiyorum. Bugün birazdan, aslında çok geçti ama birazdan içeceğim bir tane sebze çayı. Sebze çayımı. Bu hafta su hedefimin altında kaldım. Bu hafta 2 litrenin altına inmedi diyetisyen. 1,5 litrede kaldım sürekli ve içemedim yani. Yükseltmem gerekiyor, farkındayım ama yapamadım. Keşke yapabilseydim. Yani şöyle oluyor. Yani benim hatam değil demeyeceğim. Aslında benim hatam yani, ama sabahları su içtiğim zaman tıkanıyorum, kahvaltı yapamıyorum. O yüzden sabah, bu tamamen benim tüp mide ameliyatından dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öncesinde böyle bir problemim yoktu. Su içtiğim zaman tıkanıyorum, kahvaltı yapamıyorum. Bu sefer kahvaltı yapamazsam çok çabuk acıkıyorum. O yüzden kahvaltıyı yapmam gerekiyor. Kahvaltıdan sonra o kadar çok hani tıkanıyorum ki bu sefer şey içemiyorum. Zaten benim sıvı katı ayrımı olduğu için hani mesela bir en az bir yarım saat falan olması gerekiyor minimum. Hemen kahvaltıdan sonra suyu içemiyorum. Sonra okula gidiyorum. Okulda işte task, o bu, derse git, oradan oraya koştur falan derken yanında su da taşıyamadığım için zaman geçiyor, su içemiyorum. Bir de okulda şöyle bir korkum var benim. Yani su içtiğimde ya çişim gelirse, yani ya tuvaletim gelirse korkusu var. Topluluk alanlarda, toplu kullanılan tuvaletlere çok giremiyorum açıkçası. Ve hastane daha enfektif bir alan. Hastanede hiç kullanmak istemiyorum. Ondan sonra eve hani gelmem gerekiyor hemen durumu oluyor. O yüzden de eve gelince içerim falan diyorum. Evde de unutuyorum demeyeyim. Yani sürekli, yani birden içemiyorsun 2 litreyi tabii normal olarak. Öyle bir sıkıntı yaşıyorum yani. Bugün mesela sıkıntı yaşamadım. Bugün çünkü okula gitmediğim için suyu evde içtim. Hep şu bardağa koydum. Bu 3. bardağı. Mesela burada içiyorum. Tuvalete gidiyorum sürekli. İçiyorum. Tuvalete gidiyorum. Yani o yüzden korkuyorum. Yani içiyorum, tekrar orada da hastanede de tuvalete gitmem gerekmesin istiyorum. Ama gerekecek gibi gözüküyor. Suyla alakalı problemim de buydu. Şöyle şurada benim yediklerim var. Bütün hafta yediklerimi şöyle listeliyorum. Gördünüz mü? Spor yapıp yapmadığımı falan şurada falan yazıyor. Şurada bir yerde yazıyor. Neyse. Mesela 1,5 litre içmişim hep. Bugün spor yaptım, pazar spor yaptım. Bir de çarşamba 45 dakikalık bir yürüyüş yaptım. Filtre kahveyi sadece 3 gün içmişim. False yani, kesinlikle yanlış, hata. Nohut yemeği yemiştim. Ay, o gün çok mutsuzdum ya. Ben, hatırlıyor musunuz? Gerçekten çok mutsuz bir... mutsuzdu ya çok. Yani galiba diyet günüm 8'deydi. Aşırı mutsuz olduğum bir gündü. Çünkü öğlen yediğim fırında... kabak tam pişmemiş, hafif çiğdi. Sonra akşam yediğim nohut kütür kütürdü, o da hafiften şeydi, sertliği vardı falan. O gün yediğim hiçbir şeyden memnun kalmamıştım. Çok kötü bir gündü. Ve bu süreçte incir uyuması mı ne haltsa, uyutması mı ne şeyse işte, lanet olsun onu denedim ve çok kötüydü.
Yani bu hafta birazcık kötüydü. Sabah kahvaltıları hiç bozmadım. Sabah kahvaltılarım gerçekten uydum. Hafta sonu farklı bir kahvaltı ve hafta içi farklı bir kahvaltı vardı. Sabah kahvaltıları hiç aksatmadım abi. Gerçekten uydum. Öğle yemeklerini de hiç aksatmadım. Öğle yemeklerine de kesinlikle uydum. Benim uyamadığım ara öğünler. Ara öğünlere uyamadım yani. Şöyle filtre kahve vardı. Hindistan cevizi yağlı biliyorsunuz. Onları mesela sadece 3 gün uyuyabildim. Sonra uyuyamadım. Ha, onun yerine bozdum mu yani o esnada? Yok bozmadım. Ne yedim? Elma yedim. Elma yemişim hep. Muz yemişim bir tanesinde. Yani zaten filtre kahvenin yanında da bir meyve var. Sadece mesela meyvenin yanında filtre kahveyi içmemişim. Yani aslında şöyle oradaki filtre kahvenin içine de Hindistan cevizi yağı aslında metabolizmayı hızlandırıyor farkındayım. Yani hani onu içmemek güzel bir şey değil. Hızlandırmasını durdurdum aslında ben bir yerde. Öyle bir sıkıntı yaptım yani. Ne yapayım ya? Bu arada kesinlikle diyet listemde aşık olduğum şey balık abi. Balığa bayılıyorum. Yani balığı bir hafta olsa bir hafta yerim ya. Öyle bir balık severim yani. Çok seviyorum. Ama hep indirime girdiği zamanlar oluyorum arkadaşlar. Bugün bir tane şey gördüm. Karadeniz alabalığı. İndirimde 21 lira. Şöyleydi ya. Böyle. Şu kadar falan. Kadrajdan ne kadar oldu anlaşılmıyor ama var bir 60 santim. Şaka maka gerçekten bir ayı tamamladım yani. Hiç uzun süredir böyle bir istikrar göstermemiştim. Hayatımı değiştiriyorum. Bundan sonra bir planım daha var. Onu şimdi size söylemeyeceğim. Çünkü yapamazsam büyük ihtimal şey olacak. Ya işte söylüyorsun söylüyorsun yapmıyorsun olacak. O yüzden yine diyet günlüğümde de mesela öyle yapmıştım. İlk 2-3 hafta paylaşmadım sizle bunu. 4. hafta yani 3. 4. hafta paylaştım size diyetimi. Bu şu an yapmak istediğim bir şey daha var. Yani hayatımda değiştirmek istediğim bir özelliğim daha var. Bir şeyim daha var. Alışkanlık diyeyim. O alışkanlığı değiştirmek istiyorum. Onu da yine böyle 1-2 hafta geçtikten sonra söylemek istiyorum size. Çünkü hani bir yaptığımı göreyim. Hani devam ettiğinin bir farkına varayım. 1-2 hafta geçsin. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum. O yüzden ne olduğunu buradan size söylemeyeceğim. Ama yaptıktan sonra bu videoyu izleyenler bilecek ki sen bunu bize söylemiştin. Şimdi neden abone olun diyorum biliyor musunuz? Çünkü şöyle oluyor ki izliyorsunuz mesela bunu, tamam mı? İzliyorsunuz. Ben bakıyorum istatistiklere. %70 abone olmayanlar izlemiş. Ve sürekli bu %70, sürekli %70. Ne yapıyorsunuz? Yani benim adımı arayıp diyet günüm falan arayıp izliyor olabilirsiniz. O yüzden ben diyorum ki hiç gerek yok böyle şeyleri. Anlatabiliyor muyum? Direkt girin, takip edin. Ben sürekli diyet günü yapmaya devam edeceğim. Sürekli siz de izleyebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da güzel olur. Falan demiş ya. Ha, önemli olan bir de şey var. Ben Instagram hesabımda burada bütün besinleri bazen paylaşamıyorum. Çünkü okulda oluyorum ve kamera yanında olmayabiliyor. Ya da ne bileyim işte kamerayı götürmediğim bir akşam yemeği olabiliyor. Ki normalde öyle oluyor. Onları da Instagram hesabımda paylaşıyorum. Ara önerimin hepsini videoda paylaşamıyorum. Çünkü unutuyorum. Ara önerimin hepsini Instagram'da paylaşıyorum. Daha detaylı aslında. Ve siz burada bu arada kaç kilo verdiğimi, kaç kilo inceldiğimi birazcık geç öğreniyorsunuz. Üzgünüm. Çünkü videolar bir gün, iki gün geriden gelmek zorunda kalıyor. O yüzden Instagram hesabımda ben direkt güncel yani diyetisyenden çıkmadan daha merdivenlerdeyken kaç kilo verdiğimi, ne kadar inceldiğimi falan paylaşıyorum. Spordan görüntüler paylaşıyorum orada. Burada spordan görüntüleri paylaşamıyorum. Çünkü kamera sokmak yani hoş olmaz diye düşünüyorum. O yüzden şuraya Instagram hesabımı bıraktım arkadaşlar. Buradan Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Oradan dediğim gibi daha güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani beni takip etmek sizin için bir ayrıcalık. Aynen bu kadar da kendimi seven bir insanım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenin de gösterin aşağı bir tıklayın şuralara bir yerlere bir like atın like. Yorum da atın tamam mı? Comment. Aşağı yorum da bırakın lütfen. Dileniyormuş gibi oldum ya ben de böyle. Neyse. Utanma yok artık. Kilo veriyorsak hep beraber verelim. Bundan herkesin haberi olsun. Yıllarca obez bir şekilde dolaştım. Kilo verdiğimde herkes görsün istiyorum. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz.